Merhabalar, Medya Mahallesi'ndesiniz. Medyaya bakacağız bugün. Ekonomisine bakacağız afetin. Tabii ki günaydın diyemiyorum. Hiç yani aydınlık bir gün yok. Doğa uyardı, bir kez daha uyardı, çok sert uyardı. Sonuçlarını konuşacağız. Bu programda efendim failler şöyle gidiyor, böyle geliyor. Bunlara bakmayacağız. Bunlar çünkü çok sıklıkla ekranlarda yer aldı. Bir bölümü sadece uzmanların anlayabileceği ayrıntılarla elbette gereği vardı, haklı olarak konuşuldu, tartışıldı. Ama ben bu programda depremin ekonomi politiğini konuşmak istiyorum. Çünkü sevgili Can Coşkun'un benden önceki programında Profesör Ahmet Ercan'ın dediği gibi, tam onun cümleleriyle söyleyeyim, ne kadar yoksulsan deprem sana o kadar yakındır. Yani deprem doğa olayıdır ama afet yönetim biçiminden kaynaklanır. İşte o ekonomi politikten kaynaklanır. Yoksulsanız sizin için afettir. Ekonomi politik deyince Mustafa Sönmez tabii deprem vergilerini, yoksullukla deprem arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Ankara'da da bir konuğum var. Tezcan Karakuşcan'dan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı. Aslında bu söz ona ait. Deprem doğa olayıdır ama afet, sevgili Tezcan Karakuşcan'dan cümleyi sen tamamlar mısın? Öyle bir kısa önce bir girizgah yapalım, sonra uzun uzun diye konuşacağız. Deprem doğa olayıdır da. Afet nedir? Afetse yöneticilerin pervasızlığıdır. Evet, afet aslında yöneticilerin bu durumu yönetememesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi çok sayıda örnek geldi gene Elazığ'dan. İnsanların hayatı pahasına doğa bizi gene uyardı, dersler verdi. Bunları konuşacağız. Özellikle Tezcan Karakuşcan'dan hani deprem değil, yapı öldürür, bina öldürür meselesinde bize anlatacak. Yani mesela Elazığ'da o fotoğrafları belki görebiliriz Hüseyin. Yıkılan evler, Mavi Göl Apartmanı, Aykere Apartmanı, birkaç apartman, yanındakiler sapasağlam dururken, işte bakın, bu apartmanlar yerle yeksan. Dolayısıyla Tezcan Karakuşcan'ın anlatacağı çok şey var. Mustafa Sönmez'in de, Mustafa, İki cümleyle girizgahta, daha sonra dediğim gibi konuşmak üzere, anlatırsan Elazığ depremi bir kez daha ne gösterdi bize? Ya şunu gösterdi, yani Türkiye'nin %70'i bir kere deprem kuşağı. Yani bu böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyaya dört teker takıp bir yere taşıyamayacağımıza göre, bu iki tane büyük fay hattı, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı, bunun üstünde toplumun çok önemli bir kısmı iskan ettiğine göre ve tarih defalarca bize burada değişik büyüklüklerde değişik acılar yaşatan depremler olduğunu gösterdikten sonra ve de depremin doğasına müdahale edebilecek gücün olmadıktan sonra depremle yaşamayı öğrenmektir akıllı insanların işi. Depremle yaşamayı öğrenmek. Bunun için de ne gerekiyor? Depreme dayanıklı konutların olacak, depreme dayanıklı mekanların olacak, depremle yaşamayı öğreneceksin, deprem olduğu anda nasıl davranacağını bileceksin. Bunun örnekleri yok mu dünyada? Var. İşte Japonya depremle yaşıyor, sabah akşam sallanıp duruyorlar. Artık bunu bir gerçeklik olarak kabul etmişler, ona göre hayatlarını düzenlemişler. Şimdi afet neden ortaya çıkıyor? Yani afet bütün içler acısı, baksanıza, durum. Ya bu ülke bu, ülke bu. Evet, yani ülke bunu bu. Değiştiremezsin. Bununla yaşamayı öğreneceksin. Şimdi bütün mesele bununla yaşamayı öğrenmemek, bunun gereklerini yapmamak, her şeyden önce insan hayatını en azından güvenceye alacak bir mekan seçimi, bir konut seçimi
bunun önlemlerini almamak. Yani bu kadar hayat acı dersler vermesine rağmen. Şimdi deprem vergisi biliyorsunuz 17 Ağustos depreminden sonra başlamıştı. Bir yıl diye başlayıp sonra hani sürekli hale gelmişti. Bu konuda tuhaf tuhaf rakamlar var. Özellikle yandaş medyanın dört işlemi unutup da bize sunduğu rakamlar var. Onları konuşacağız. Binaları konuşacağız Sezcan Karakuşcan'danla. Birazdan Elazığ'a bağlanacağız. Orada hala daha hayat peşinde kurtarma ekipleri. Erdinç bize oradan bildirecek. Ama gündemden birkaç başlık daha müsaadenizle aktarayım. Başlık, şimdi İdlib'de kan gövdeyi götürüyor. Suriye'nin, bu Hatay'a yakın kısmında biliyorsunuz, İdlib'de. Suriye ordusu Rus askeri birlikleriyle, güçleriyle destekli. İdlib'i boşaltma, İdlib'i Heyet Tahrir Şam, eski El Nusracı, El-Kaide yavrusundan temizlemek için bir tekrar atak başlattı. Sadece 3 günde 32 bin kişi daha Türkiye sınırına geldi. Belki de içeri girdi, bilmiyoruz. Çin'de bir kent daha mühürlendi. Koronavirüs salgınının başladığı Wuhan kentinden sonra bir kent daha mühürlendi. Mühürlendi demek şu, girişler ve çıkışlar kapalı. Kimse dışarı çıkamıyor, kimse o kente giremiyor. İşte çeşitli askeri imkanlarla büyük ölçüde yiyecek içecek takviyesi yapılıyor ama o kadar. Resmen karantinada. Ve dünya gündeminin birinci sırasında bir ölüm var. Kobe Bryant. Kobe Bryant basketbolun efsanesi bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. 5 kişi vardı helikopterde. O 5 kişiden biri kızıydı. 13 yaşındaki kızı. Geriye böyle bir resim kaldı. Hakikaten bir efsaneydi ve dünya gündemine arkadaşlar hemen Erdinç'e dönebilir miyiz? Hazır mı? Hemen. Not geldi şimdi. Kurtarma çalışmasının yapıldığı binayla ilgili bir not geldi. Şimdi tekrar çünkü Elazığ gündemine döneceğiz. Bu arada şunu söyleyeyim. Elazığ'da şu sırada hava sıcaklığı -1 ya da 0 derece. Geceleri -5'e 10'a kadar iniyor. Çok soğuk bir durumdan bahsediyoruz. Hani pansiyonlar, misafirhaneler açıldı deniyor ama o kadar çok evsiz kalan ya da evleri ağır hasarlı olanlar var ki o pansiyonlar vesaire yetmiyor. Dolayısıyla çadırlar var fakat muhabirlerin o çadırların kurulduğu yere gitmesine Mustafa izin verilmiyormuş. Orada çünkü yakınma olacak. Yani vatandaşlar yakınacaklar. Dolayısıyla bağlanabiliyor muyuz arkadaşlar Erdinç'e? Hatta mı? Canlı değil mi? Erdinç, bina yıkılıyor diye bir not geçmişin şimdi gördüm. Bir anlatır mısın? Orada bir canlı arama faaliyeti vardı galiba. Nedir durum? Anlatsana bize hemen. Evet Ayşenur Arslan, hemen kameraman arkadaşım Ümit Anar'dan rica edeyim binayı göstersin. Bina sabah saatlerinden itibaren gitgide eğilmeye başladı. İki vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. İki kadın vatandaşımızın burada umutlu bekleyişi sürüyordu ama bina giderek tehlikeli bir hal almaya başladı. Ekipler arama çalışmalarını sabah saatlerinden itibaren sürdürüyordu ama binanın yer yer artık ayakta duran kolonların da çatlak sesleri gelmesi ve dökülmeye başlamasının ardından iş makineleri de gördüğünüz üzere geri çekildiler. Az önce hemen önümüzdeki iş makinesi binaya destek oluyordu adeta. Yıkılmaması için bir destek barikatı oluşturuyordu ama sonrasında o da geri çekildi. Binadan sesler yükselmeye başladı. Bir bekleyişe geçildi. Bir
güvenlik koridoru vardı. Onun hemen önünde de bir güvenlik koridoru daha oluşturuldu. Yani sivil vatandaş için oluşturulan güvenlik koridorunun önünde de AFAD ekipleri için, arama kurtarma ekipleri için bir güvenlik koridoru oluşturuldu. Sabah saatlerinden itibaren buradan buradaki durumu aktarmaya çalıştık. Dediğimiz gibi dün gece saatlerinde 2'de bir vatandaşımız buradan cenazesi çıkartılmıştı. İki vatandaşın olduğunu öğrenebilmiştik arama kurtarma ekiplerinden bilgi olarak. Şimdi de o binada Dilek Apartmanı, Elazığ Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda arama ekipleri biraz daha geri çekilmiş durumda. Riskli bir yapı durumunda şu anda. O yüzden geri çekildiler. Dediğimiz gibi Binç'te orada bir barikat kurulmuştu. Daha doğrusu çökmemesi için, daha da çökmemesi için bir destek sağlanıyordu ama o destek de şu anda geri çekildi. Hemen kameraman arkadaşımıza rica ederim. AFAD ekipleri de bir güvenlik koridorunun iç tarafına alındı. Sivil vatandaşların önünde ya iki güvenlik koridoru olmuş oldu. Sivil vatandaşlar tamamen dışarıda, AFAD ekipleri de bir oluşturulan o koridorun iç tarafında şu anda binadan uzaklaştırılmış durumda. Birkaç tane arama kurtarma ekibi bekliyor yakın civarda ama şu anda binadan tamamen uzaklaşmış durumdalar. İki vatandaşımızın umutlu bekleyişi sürüyordu bu binada. İki kadın vatandaşımızın, birinin de yaşça büyük olduğunu, yaşlı bir teyzemiz olduğunu öğrenmiştik. Ama şu anda AFAD ekipleri riskten dolayı o bölgede arama yapamıyorlar. Sabah saatlerinden itibaren araba köpekleriyle, diğer teknolojik aletlerle bir çalışma yürütüyorlardı. Ama şu anda biraz daha binalardan uzaklaşmış durumdalar Ayşenur Arslan. Dediğimiz gibi Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremin en büyük etkilerinden biri de Dilek Apartmanı'nda olmuştu. Burada vatandaşlar enkaz altında kalmışlardı. Çıkartılan vatandaşlar oldu. Dün son olarak saat 2'de bir kadın vatandaşımızın cenazesi çıkartıldı. İki vatandaşımız için de sabah saatlerinden itibaren bekleyiş sürüyordu. Umutlu bekleyiş sürüyordu. Buradaki herkesin umudu vardı. Şu anda biraz daha uzaklaşılmış durumda binadan. Biz de burada binanın hafif hafif artık bu kolonlarından gelen sesleri, parça düşen duvarlarını görebiliyoruz buradan direkt net bir gözle. Kameraman arkadaşımızdan rica edeyim, karşıda gördüğümüz bina yatak odası ve oturma odası. Orada bir bebek puseti var. Belki de buranın en acı fotoğraflarından biri, en acı hikayelerinden biri. Yani yürüteç dediğimiz bebek puseti. O orada bu acı fotoğrafın yanında iki vatandaşımızın biz buradan sağ salim çıkarılmasını umuyorduk. Şu anda durum nedir tam detaylı bilgi de alamıyoruz. Sabah saatlerinden itibaren arama kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması devam ediyordu. Şu anda binanın riskinden dolayı dediğimiz gibi destek olan Binç de geri çekilerek, iş makinesi de geri çekilerek bina o riskli yapı bırakıldı. Ekipler de biraz daha uzağa çekildi. Tekrar hatırlatalım. Bir güvenlik koridoru var sivil vatandaşlar için. Sonrasında görevli personeller için de, arama kurtarma personelleri için de bir koridor daha oluşturdu. Bir set çekildi. Onlar da o setin arkasına geçti. Diğer Erdem Yılmaz itfaiye ekipleri sevgili kardeşim, tabii ki buyurun Ayşenur Arslan. Görüntüleriyle hakikaten yani nedir deprem? İşte budur. Bunu anlattınız. Bir de şunu sormak istiyorum sana. Şimdi az önce söyledim. Dün gece -5'e 6'ya kadar düştü hava sıcaklığı Elazığ'da. Şu an itibariyle -1, 0 gibi. Çarşamba günü kar bekleniyor. Hava sıcaklığı daha da düşecek. Çok ağır koşullar. Herkese pansiyon, misafirhane vesaire bulunabildi mi? Benim bildiğim, duyduğum kadarıyla çadırlarda yaşıyor çok sayıda insan. Öyle mi? Durumları ne çadırda yaşayanların durumu? Evet Ayşenur Arslan, sizin de söylediğiniz gibi herkese pansiyon, otel imkanı tabii ki sağlanamadı. Vatandaşlar çadırlarda yaşayanlar var. Sabah saatlerinde biz buraya ulaşmak için yola çıktığımızda taksici bir abimizle konuşmuştuk. Taksici abimiz demiş ki benim annem 95 yaşında, camide kalıyoruz. Ve aynı taksici abimiz şunu söylemişti. Ben çadır için başvuramadım. Çadır alanlarında
Suriyelilere çadır dağıtıldığını iddia etmişti o taksici abimiz. Buraya geldiğimizde birkaç kişiden bunu daha duyduk. Onlar da aynı şekilde söylediler. Dün medyaya da yansımıştı bu iddialar. Biz bugün günün ilerleyen saatlerinde o çadır kentleri de dolaşacağız. Çadır alanlarını da dolaşarak burada kültür park denilen yerde bir çadır alanı oluşturulmuş durumda depremzedeler için. O çadır alanında dolaşıp bu iddiaların gerçek olup olmadığını biraz da aslında araştıracağız. Dediğiniz gibi insanların duygularını aktarmaya çalışıyoruz sabah saatlerinde. Ama dediğiniz gibi hava burada çok soğuk. Şimdi güneş var, biraz daha hava ısındı ama sabah saatlerinde gerçekten ben mikrofonu tutarken bile zorluk çekiyordum. Ki geceyi hiç söylemek istemiyorum. Gerçekten çok soğuktu. -8 dereceye kadar gördük gece. Sabah saatlerinden itibaren gerçekten soğuk bir var. Güneş de biraz daha ısıtıyor ama gölgeye çıktığınız anda içinizi titreten bir ayaz var. Böyle zemheri bir ayaz var. Vatandaşların da bazıları parklarda ateşler yakarak, varillerde ateşler yakarak orada geceyi geçirmeye çalışıyorlar. Korkuyorlar evlerine girmeye. Özellikle Sürsürü Mahallesi'nde de vatandaşların hiçbiri hemen hemen evine giremiyor. Çevredeki parklarda, çadır alanlarında. Herkese yeterli çadır var mı? Tam onu teyit edemedik. Ne kadar çadır olduğunu da sorduğumuzda tam bir net bilgi alamadık. Ama sokakta kalan, parklarda variller önünde ısınmaya çalışan vatandaşları gece sıklıkla gözlemledik diyebiliriz Ayşenur Arslan. Yani iddia diyoruz ama çok teşekkürler Erdinç Yılmaz ve Ümit Anar. Sizlerden almaya devam edeceğiz oradan gerçekleri elbette. Yandaş medyadan, kamu ajanslarından alamadığımız bilgileri. Şimdi çadırlar Suriyelilere iddiası. Hani bütün çadırlar orada çünkü Suriyeli göçmenler var belli ki çok sayıda. Zor koşullarda yaşadıkları için kim bilir nasıl dökülen saçılan yerlerde mağdur olmuşlar. Elbette ben bütün çadırların Suriyelilere verildiğini düşünmüyorum ya da onlara öncelik tanındığını düşünmüyorum ama insanlarımızda böyle bir algının oluşması başlı başına bir şey söylüyor bize. Şimdi Ayşenur bu gibi durumlarda sen yaşadın mı bilmiyorum ben iki defa deprem olan yerde bulundum. Bir yandan fiziki kayıplar öne çıkar. Yani can kaybı, yaralanmalar. Ama bir onun kadar önemli olan travmadır, yaşanan travmadır, psikolojidir. Yani orada insanların başına bir şey gelmese bile sadece şahit oldukları ve başlarına gelebilecek şeylerin endişesi çok ciddi hatalar yaptırır, algıları bozar, ondan sonra öznelleştirir, suçlamaları artırır, bir anda rasyonalite kaybolur. Şimdi burada tabii kamu otoritesi eğer iyi yönetemezse, ki bunun yine maalesef kötü bir örneğini görüyoruz, iyi yönetilemiyor, çok açık. Yani kaynak akıyor, yardım akıyor ama orada bir iyi yönetim yok ki. Şimdi burada bir çadır tartışması var. Dolayısıyla burada aklı selimin galip gelmesi gerekiyor. Gerçekle yüzleşilmesi gerekiyor bir kere. Yani başımıza bu geldi. Gerçekle yüzleşilmesi gerekiyor. Akan bütün kaynakları doğru seferber etmek, doğru yerde toplamak, sonra da doğru bir şekilde ihtiyaçlara, önceliklere göre sevk ve idare etmek gerekiyor. Şimdi Mustafa, bir şöyle bir bakarsak bu facianın boyutuna. Şu an itibariyle 39 ölü var. Erdinç'in bize bilgilerini aktardığı binada 2 kişinin olduğunu biliyoruz. Çalışmaların durması umarım umutların kesildiği anlamına gelmiyordur ve bu rakam artmaz. Ama şu an itibariyle 39 ölü var. 1607 yaralı, bunların 18 yoğun bakımda. Şimdi binlerce kişi de 6000-7000 civarında da evsiz kalan var. Belki bir o kadar belki daha fazla da evleri hasar gördüğü için evlerine girmek istemeyenler var. Fakat neresinden bakarsan bak 17 Ağustos depremiyle ya da bir başkasıyla mukayese edilemeyecek ölçekte. Küçük. Dün akşam hangi bakanlıktan olduğunu hatırlamıyorum. Bakanlıklardan birinden şöyle bir açıklama geldi. Isıtıcıları en kısa zamanda ulaştıracağız. Şimdi çadırlar mecburen belli ki yetmiyor herhalde o işte misafirhaneler şunlar bunlar. Çadır var
saklıyorlar çadır kente ya da çadır mahallesine, medyaya sokmuyorlar ama var belli, anladık zaten Erdinç'in de anlattığından. Ve orada ısıtma imkanı yok, buradan bunu anlıyoruz. Yani 3 gün önce olan bir şeyde hala daha bugün gidecek ısıtıcılar. Böyle bir hazırlıksızlık mı demek lazım, nedir onu da bilmiyorum. Ankara'da hazır mı arkadaşlar Tezcan Karakuşcan'dan? Evet. Sevgili Tezcan Karakuşcan'dan, başlangıçta iki cümleyle söylediğini şimdi, az önce o yıkılan apartmanları gördük. Mavi Göl Apartmanı mesela simge haline geldi. O apartmanı gördük, diğerlerini gördük. Az önce canlı gelen görüntüleri gördün Elazığ'dan. Şimdi bazı apartmanlar sapasağlam dururken bu binaların böyle olması kimin suçu diye mi sorayım? Bir anlatır mısınız lütfen? Nedir olay? Şimdi gördüğümüz görüntüler aslında yeni görüntüler değil. Biz bunları 1999 depreminde 21 yıl önce de gördük. Yani bugün görüyor olmamız aslında acı. Ortada bir gerçekten yönetilemez bir durum var ve kaynakların doğru aktarılamaması durumu var. Deprem bizim coğrafyamızda, biraz önce Mustafa Sönmez'in de dediği gibi, dört tekerlek takıp gönderemeyeceğimize göre, bu coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre, bu coğrafyada biz depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bu depremle yaşama sürecini öğrenirken de aslında hem kentleşme politikaları, hem imar politikaları, hem de aslında bu gerçeklikle yüzleşirken alacağımız önlemler önemli. Şimdi bütün bu önlemlerin alınmadığı çok açık. Yani işte hızlıca oraya işte AFAD'ın gitmesi, Kızılay'ın gitmesi tabii ki önemli ama bir taraftan da bunun olmadan, bu sürecin olmadan önlemlerinin alınması gerekiyordu. Yani buradaki hasarlı binaların tespitinin yapılması gerekiyordu, envanterinin çıkartılması gerekiyordu. Bu yapılmış mı, yapılmamış. Zaten mecliste verilen önergeler reddedilmiş. Yani bu bölgeye dair, tam nokta atış Sivrice'ye dair bir önerge veriliyor ve bu konuda meclis bu önergeyi reddediyor ve dolayısıyla bütün bu can kayıplarının sorumlusu aslında bütün bu önlemleri almayan merkezi yönetimin kendisi oluyor. Bugüne kadar 67 milyarlık bir deprem vergisinden bahsediliyor. Bunun nereye harcandığı belli değil. Aslında bu Elazığ depremiyle birlikte bizi bekleyen büyük İstanbul depreminin bir şeyi yapılıyor. Yani ön görüntüsü haline geliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani sadece işte 6.8'de bile işte 3 gün geçmiş, hala enkaz altında insanlar var ve hala binalar yıkılıyor ve doğru dürüst müdahale edilemiyor. Çadır sorunu, ısınma sorunuyla karşı karşıya kalınıyor. Yani burada bütün bu yapıların işte yanındakiler ayakta duruyor ama işte çöken binalar var. Bunların ruhsatlarını kim verdi? Belediye bunların denetimini yapmadı mı? Demir vizesini, temel vizesini, yapı denetimi işlerinde, yani bütün bunların hepsinin sorumluluğu var. Yani müteahhit bütün bu binayı yaparken nasıl bir kontrol mekanizması işlendi? Bunların hepsinin yapılması gerekiyor ve yıllardır aslında meslek odalarının söylediği şey, yani bir kere yanlış yer seçimi, fay hattı üzerindeki yapılaşmanın tespit edilmesi, işte dere yataklarının, vadilerin, ormanların, meraların yapılaşmaya açılmış olması, bunların hepsi aslında bu doğa olayı olduğunda karşımıza can kaybıyla, mal kaybıyla çıkacak uygulamalar. Ve keza imar affı, işte 2018 yılında çıkan en son imar affı ile birlikte, yani bunun bir kere daha altını çizmek istiyorum, imar affının yasallaştırılması, yapı kayıt belgesi alması sürecinde yapının depreme dayanıklı olup olmadığının sorumluluğu vatandaşa yükleniyordu. Şimdi böyle bir merkezi yönetim yaklaşımıyla deprem için önlem alınabilir mi? Yani riski azaltacak, afete hazırlanacak bir süreç yaratılabildi mi bugüne kadar? Yaratılamadı maalesef. Şu anda bile 3. gün olmuş, hala bir ısıtma sorunu, barınma sorunu çekiyorsa aslında bu Anadolu coğrafyasının yoksunluğunu gösteriyor. Ama bu yoksunluk doğal bir yoksunluk değil. İktidarın genel politikasının, kaynak aktarımının, genel kentleşme politikalarının yanlış uygulanması ve yanlış yerlere yönlendirilmesinden kaynaklıdır. Yani siz Kanal İstanbul'a kaynak buluyorsunuz, Kaçak Sarayınıza, işte Ahlat'taki sarayınıza, Oklukoyun'dakine kaynak buluyorsunuz ve en son teknolojileri kullanıyorsunuz orada. Ama burada işte bir enkaz sürecinde bile işte iş makinesinin dayanağıyla siz yapı yıkılmasın diye bekliyorsunuz.
gidiyorsunuz ve altındaki iki işte canı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bunlar olamaz. Yani teknoloji bu kadar gelişmişse, siz işte kendinize çok büyük uçaklar alabiliyorsanız ve içinde ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsanız, bu alanlara da aktarım yapmayı bileceksiniz. İnsanlar orada soğuktan üşümeyecek, barınma sorununu çekmeyecek. Yani deprem olduğu andan itibaren sizin orada bir geçici ünite kurmanız gerekiyor. Yani zaten deprem olmadan önce sizin o bütün yapıların şeyi çekilebiliyor, röntgeni çekilebiliyor bakın. Bu röntgeni çekerek aslında hangi yapının sağlıklı, hangi yapının sağlıksız olduğunu tespit edebilirsiniz. Bunlar tespit edilmiyor. Bunlara kaynak harcanmıyor. Ve sonrasında... Tezcan Karakuşcan'dan şimdi bir soru soracağım. Hem size hem de Mustafa Sönmez'e. Şimdi Sabah gazetesi malum Erdoğan'ın sesi, Albayrak kardeşlerin, Berat Albayrak'ın kontrolündeki gazete. Orada seni de zaten hedef alan bir yazar var, Dilek Güngör. Ne diye, sen ekonomik şeyde öngörülerle fesat fitne bir şeyler falan. Neyse, geçiz. Soruşturmadan bile geçti de onun için size geçiz. Hatırlatıyorum. Şimdi Dilek Güngör dün... yarım sayfa köşe gibi de değil bir analiz haber verdi. Onu görebiliriz arkadaşlar. Burada da görebiliriz, ekranda da görebiliriz. Şimdi Dilek Güngör diyor ki, Sabah gazetesi yazarı, çok özetle, deprem belgesini sorup duruyoruz ya biz. Herkes de bunu soruyor ya. Şimdi deprem belgesi nereye gitti? 80.321 konut yapılmış. Bunun içinde 110 milyar lira harcanmış. 110 milyar liraya 80.321 konut yapılmış. Şimdi benim matematikle falan aram olmadığı için ben bunu görsem böyle geçerim. Nitekim geçtim. Ama sonra Bir Gün gazetesinde Oğuz Gündoğdu, onun tweetini de verelim. Oğuz Gündoğdu oturmuş tabii. Ozan. Pardon. Ozan, özür dilerim, Ozan Gündoğdu. Oturmuş, hesap yapmış. Baktım, dedim ki acaba o da mı yanılıyor, olur mu bu kadar dedim. Üç kere de ben sağlamasını yaptım. Şimdi Sabah'a göre devlet 110 milyar liraya 80 bin konut yapmış değil mi? Bu durumda tek bir konutun, dairenin maliyeti 1.35 milyon. Yani... Boğaz'da bir işte uzaktan ya da işte şuradan buradan deniz gören bir dairenin fiyatı. 1,5 milyon liraya yakın bir maliyet. Şimdi hani dayak mı yemediniz, hesap mı bilmiyorsunuz diye sorarlar ya da bizi mi salak zannediyorsunuz? Ne, yani bu nasıl hesap? Şimdi bunlar gazeteci falan değil, bunlar tetikçi. Yani bunlar böyle memurlar. Önlerine getirilip konuluyor materyaller. O materyalleri okumadan olduğu gibi alıp koyuyorlar. İşte böyle de maskara oluyorlar sonuçta. Gerçekten 110 milyara 80 bin konut yapıldıysa o her bir konutun maliyeti 1.4 milyona gelir. Ya deprem konutu yani. Deprem konutu 1.4 milyona mal olur mu? Belli ki şey yapmamış yani... önüne konan şeyi bir de okuyup böyle midir diye kendi kendine de sormamış. O kim getirmişse o materyali almış, kullanmış. Getiren de tuhaf. Yani inanılmasını i̇şte, bekliyor belli ama. Şuna alıştılar ve alıştırdılar. Şimdi bunu nereye yazdırıyor? Sabah gazetesine. Şimdi Sabah okuru mu bunun sağlamasını yapacak ya da sorgulayacak? Okumuyorlar. Ay, insan utanır ama ya. Okumuyorlar. Sabahın haberine döner misiniz tekrar? Yani şundan çok eminler. İşte cevap verdik. Bize sordular nerede deprem vergileri. İşte çatır çatır hepsinin hesabını verdik. 80 bin konut yapılmış, haberleri yok. Kaça yapılmış? İşte 110 milyar liraya. Ya 110 milyarı 80'e bölersen 1.4 milyon lira çıkar. 1.4 milyon İstanbul'daki bayağı lüks bir dairenin şeyidir, evet. Fiyatıdır. Şimdi bu maskaralık. Yani burada bir samimiyet yok. Bir hesap verebilirlik yok. Kamuya karşı bir sorumluluk yok. Sadece istedikleri şey sürekli gerçekten şu toplumu istedikleri gibi gütmek, soru sormalarını engellemek, sorgulamalarını engellemek.
Ama bunu yaparken böyle maskaralıklar maalesef önlerine geliyor. Yani maalesef demeyelim, önlerine geliyor kaçınılmaz olarak. Sadece bu mu? Yani sadece bu Dilek Güngör mü Allah aşkına? Yani bakanından tut, bütün müsteşarlarına, genel müdürlerine filan hangisini tutsan elinde kalır yani. Recep Karakuşcan'dan depreme dayanıklı mütevazi bir konut. Çünkü neticede devlet, kamu yapıyor bunu. Ne kadara mal olur? Herhalde 1.35 milyona işte, mal olmaz. Evet, milyon liraya mal olmaz. Ne kadara mal olur? Bu onun, rakamlar... Yani normal basit bir yapı yapmak istediğinizde, hani içerisindeki teknolojik aygıtlarını falan düşünmediğinizde, yani taş çatlasın işte daire başı hani 100 bin lira, 80 bin lira civarında olabilir. Ama bunun içerisine işte asansörün girmesi, işte daha konforun girmesiyle birlikte bu 150-200 bine kadar. Tabii en şey işte 3 katlı, 4 katlı yapılardan bahsediyorum. Yani 1.35 milyon bugün aslında rezidansların işte 2 oda bir salon ama bütün teknolojisi, bütün altyapısıyla, sosyal tesisleriyle birlikte satışı yapılan ücret. Yani mümkün değil bir deprem konutunun 1.35 milyona mal olması. Yani bu işte aslında bilimi rehber almadıkları için, sonuçta matematiği de bilmiyorlar, yapı fiziğini de bilmiyorlar. Peki gerçekten şimdi diyelim ki şu sayıda yanılıyorlar. 80 bin ev yapılmamış da sizin hesabınıza göre 800 bin ev. Böyle evet. Bir rakam var mı? Yani Türkiye'de ne kadar deprem konutu yapılmıştır mesela, bir bilgimiz var mı? Yani bu konuda tabii ki net bir bilgimiz. Deprem paralarının gerçekte nereye harcandığını başta da az önce de söylemiştiniz, bilmiyoruz diye. İzini süremiyor muyuz biz o paraların? Tabii ki hani bunu işte mecliste soru önergesi veriyorlar ama bu soru önergesine cevap bile verilmiyor. Bir taraftan da kentsel dönüşüm riskli alan, afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun çıktığında da 16-17 milyon riskli yapıdan bahsediliyordu. Belki hani bunlar bizi sadece yönlendirebilir. 16-17 milyon riskli yapı demek tabii ki işte bunların içerisinde bir envanter çıkardıklarını düşünüyoruz ama bu envanterin de kamuya açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde paylaşılmadığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bütün bilgilerin şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılamadığı, kamuoyuna açıklanamadığı, biz ki defalarca bunu sorduğumuz halde bize ticari sır diyorlar, birçok bilgiyle ilgili ticari sır diyorlar. Deprem toplanma alanlarını sorduğumuzda biz tek tek bütün kurumlara sorduk mesela Ankara'da ve bize derli toplu bir şey verememişlerdi. Şimdi ancak AFAD bize bir derli toplu deprem toplanma alanlarını, sığınakların bilgisini veriyor ama bu bile çok komik. Yani pazar yerleri, işte küçücük parklar, aslında amacının dışında yeşil alan dediğimiz daha böyle küçük ölçekli parsel bazında işte üçgenlerin kaldığı alanları toplanma alanı olarak belirliyor ya da işte binanın bir köşesini toplanma alanı olarak belirliyor. Dolayısıyla depreme hazırlıklı bir süreçle karşı karşıya değiliz. Bilgi saklanıyor, maliyet saklanıyor. Gerçekten kaç tane bugün hasarlı yapı vardır, depreme dayanamayacak yapı vardır. Bunun envanteri yok mesela. Hem Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde hem Doğu Anadolu fay hattı üzerinde. Dolayısıyla devletin aklı yok. Yani bilime ve akla vereceği bir yolu ve yöntemi yok. İşte bakanların açıklamasını izledik. Yani yapan biz değiliz, çözen Allah dedi yani. Bakan açıklama yaptı. Şimdi böyle bir durumda yani ne sayı, ne maliyet, bunları düşünebilir mi? Bunu bir kader olarak gören bir anlayış. Dolayısıyla bilgi eksikliği, yani bilim eksikliği, akıl eksikliği var aslında bütün bu yaşadığımız süreçteki can kaybı ve mal kaybında. Şimdi Erdinç Yılmaz'dan bir mesaj geldi. Ay... Bina yıkılmış efendim az önce gördüğümüz. Evet. Demek ki kolonlar daha fazla dayanamadı. Ayakta kalan kısmen o enkaz altında canlı arama faaliyetine izin verecek. Zaten 500'ün üzerinde bir
artçı sarsıntı olmuştu. Bayağı hani 4,5-5'i de bulan büyüklüklerde. Ay çok acı. 17 Ağustos sonrasında ATV Haber'deydim o zaman. Depremden 4-5 gün sonra yola çıkmıştık. İşte İzmit, Gölcük, Karamürsel, Gölcük, işte Yalova, Sakarya en son. O kadar çok arama kurtarma çalışmasına tanık olduk. O kadar çok umudu ve umutsuzluğu bir arada gördük ki insan anlayabiliyor. Çok çok fena, çok çok fena, çok fena. Çocuklar gitti, çocuklar. Şunu sormak istiyorum. Şimdi depreme dayanıklı evler yapmak tabii asıl olan. Türkiye'nin her yerinde o fay hattını da bir görelim belki tekrar arkadaşlar. O dursun gerçi şey, bu görüntüde dursun. Şunu ben bilmiyorum Tezcan Karakuşcan'dan. Oğuz Gündoğdu biliyorsunuz deprem uzmanıdır. Geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki en son Silivri'deki 5.6'ydı galiba büyüklüğündeki depremde dedi. Erken uyarı sistemi çalışmadı dedi. Çalışması gerekirken çalışmadı dedi. Çünkü bu bölgede İstanbul'da risk çok büyük olduğu için erken uyarı sistemleri konuldu. Bunun süresi, uyarı süresi 8 saniye. Bilemediniz 10 saniye. Fakat o 8-10 saniyede çok can kurtulabilir. Tamam evleri yapalım ama işte o sırada evimizde olmayabiliriz. Durumundan hiç emin olmadığımız okullarda çocuklarımız. Yani sadece biz uğraştık da ettik de efendim ev yaptık diye bitmiyor mesele. Hastanelerin bile gördük durumunu. Yani İstanbul gerçekten feci. Şunu merak ediyorum. Deyin ki erken uyarı sistemi bu çünkü dünyada var artık kullanılıyor. 8-10 saniye önce uyarıyor ve eğer imkanınız varsa o sürede kendinizi dışarı atıyorsunuz. 8-10 saniye çok önemli. Fakat bunun bir sireni, alarm sistemi, alarmı var mı? Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Ben mesela ne olursa deprem geliyor diye anlayacağım da kendimi dışarı atacağım. Eğer erken uyarı sistemi çalışırsa bunu bilmiyorum mesela. Siz biliyor musunuz Tezcan Karakuşcan'dan? Tabii bu da mesela devletin yapması gereken çok önemli bir bilgilendirme süreci. Depreme hazırlık eğitimlerinin yapılması gerekiyor. Yani erken uyarı sisteminden tutun da deprem anındaki neler yapılacağına dair. Sadece binaları sağlıklı yapmak yetmiyor. Sonuçta bu bir doğa olayı ve buna karşı herkes kendi sorumluluğunu bilmek durumunda. Ama bununla ilgili kapsamlı bir eğitim programı, bir çalışma var mı derseniz bu da yok. Bakın Japonya'da 9 büyüklüğünde bir deprem olduğunda herkes görevini biliyor aslında. Herkes ne yapacağını biliyor, panik değil, nerede barınacağını ya da o binanın hangi noktasında konumlanacağını herkes çok rahatlıkla biliyor. Yani bu 5 yaşındaki çocuktan işte 75-80 yaşındaki insana kadar herkes ne yapacağını biliyor. Biz bugün televizyonda hangi sireni verip vermeyeceğini hakikaten tartışıyoruz. Yani tabii ki bir siren şeyi var, alarmları var AFAD'ın, Kızılay'ın ama bunun çaldığında, kesik kesik çaldığında neye tekabül ettiğini bilmiyorsa insanlar bu sireni de anlamakta zorlanacaklar. Dolayısıyla ciddi bir eğitim programının da olması gerekiyor. Bunun için de ta okullardan başlayan bir sürecin koordine edilmesi gerekiyor, tatbikatların yapılması gerekiyor. Ama bunlarla ilgili hiçbir şey yapılamıyor. Böyle bir programı yok, bir master programı yok, devletin bir hazırlık programı yok. Şimdi bina yıkılırken işte hem ayaktaki halini gördük hem yıkılmış halini gördük. Yani şimdi dünya yapay zekayı tartışıyor, robotları tartışıyor, teknolojinin gelişkinliğini tartışırken gözümüzün önünde bakın bir bina yıkılıyor ve buna acil bir şekilde müdahale edebilecek bir altyapı kurulamıyor. Yani bu kadar mıdır bu olay? Yani sizin onu teknik altyapı... Şunu çok net söyleyeyim.
Oğuz Gündoğdu hayatını sadece bu işin teorisiyle değil, sahadaki araştırmasıyla da geçiren bir bilim insanı. Ben ta 17 Ağustos'tan beri çok yakından biliyorum, tanıyorum ve çalışmalarını izliyorum. Karıncaların hareketine varıncaya kadar insanları uyarabilecek her mekanizmayı bir umut izleyen, kayıt altına alan bir bilim insanı. Şimdi Kandilli Rasathanesi bir erken uyarı sistemi almış. Geçenlerde bunu açıkladı. Ve bu arada bunlar yerleşmiş. Teoride bu sistemin, yani mesela diye bahsetmiyoruz bu erken uyarı sisteminden, böyle bir sistem var. Bu sistemin işlemesi gerekiyor. İşlemediğini nereden anlıyor? Oğuz Gündoğdu ve bize anlatıyor. Eğer diyor, erken uyarı sistemi çalışsaydı, sadece mesela alarm verip bize 7-8 saniye kazandırmakla kalmayacakmış. Elektrik ve doğalgazı keserek deprem sonrası asıl faciaya, büyük depremlerde yol açan doğalgaz patlamaları, yangınları önleyecekmiş. Ama bu olmadı diyor. Yani şimdi bunu sorduğunuz zaman tuhaf da bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Hani siyaset yapmayın, depremin acısı üzerinden işte siyasi rant devşirmeyin. Hani hayatlardan söz ediyoruz oysa. Bakın Erdoğan'ın depremle ilgili eleştirilere ya da sorulara karşılık söylediği bir şey var. Ben yorum yapmak istemiyorum ama ikinizden de lütfen yorum bekliyorum. Şimdi diyor ki Erdoğan, sosyal medyada tahrik eden bazı mesajlar var. Onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca. Örneğin 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar. Şimdi bu haklı bir eleştiridir. Ne yapmış ya da haklı bir sorudur. Ne yapmış? Evet, bize anlatın. Görüyoruz, her depremde insanlar ölüyor, evler yıkılıyorsa sorarız da. Ama bununla kalmıyor Erdoğan. Diyor ki, depremi durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkan zaten söz konusu değil. Bunu dünyada hiçbir ülkenin yapması mümkün değil. Yani gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Var. Şöyle var. Faylara kazarsınız. Faylara vida yaparsınız. Kanal İstanbul'da olacağı gibi belki. Var, fayları sabitlersiniz, böylece kıpırdamazlar. Yani söz konusu olan sanki depremi durdurmak. Bunu mu bekliyor? Bunu mu yani insanlar istiyorlar? Tabii ki insanlar fay hatlarıyla, depremle insanlığın şimdilik baş edemediğinin farkındalar. Yani kimse ondan depremi önle demiyor. Ama bir deprem ülkesinde yaşıyorsun. %70'i deprem fay hatları üstünde olan bir ülkede yaşıyorsun. Bu oldu, oluyor, olacak. Kimse hani depremi önle demiyor. Ama depremle yaşamanın ortamını, mekanları, binaları, gündelik hayatı buna uyumlu hale, buna dayanıklı hale getirdin Naci mi? Naci Görür uyardı haftalar önce. Şimdi Cumhurbaşkanı, ya onu bırak Cumhurbaşkanı, Allah aşkına bizim esas baş etmemiz gereken şu zihniyettir. Evet. Çıkıp dedi ki, bu bir imtihandır. Teslimiyet dedi. Teslimiyet ya. Yani teslim olmak lazım. Bu bir sınavdır, bu imtihandır. Yani şunu diyor, Allah bizi test ediyor, Allah bizi sınıyor. İmtihan ediyor. Bakalım buna boyun eğiyor muyuz, eğmiyor muyuz? Şimdi burada hiçbir şey yok. Yani depreme karşı bir şey gelişmez buradan. Türkiye'nin kadersizliği ya da ne diyeyim, baş edilemediği şey budur. Bu zihniyet anlayışıdır. Bu zihniyet değişmedikçe Türkiye hiçbir şekilde, hiçbir dönem depremle baş edemeyecek. Çünkü bu teslimiyet anlayışı, yarın göreceksin İstanbul'da da aynı lafları edecekler. Yani İstanbul'un büyük depremine ne hazırlık var, hiçbir şey yok. İkinci bölümde bunu konuşalım çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok açık söyledi CNN Türk'te. Dedi ki İstanbul'da dedi 7.5 bekliyoruz dedi. Tezcan Karakuşcan'dan sizinle Ankara'dan vedalaşmadan bir toparlama rica edelim. Erdoğan'ın bu bakışı. Evet, teslimiyet istedi. Nitekim fotoğrafı belki görebiliriz. Cenaze töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bizzat namazı kıldırdı. O da işte sabredin dedi, isyan etmeyin vesaire. Aynı şeyi o da teslimiyet istedi. Bu bakışla biz bu deprem gerçeğine
nasıl tersine çevirebiliriz? Tabii bu bakış açısıyla deprem gerçeğini tersine çevirmek mümkün değil. Çünkü deprem bir doğa olayıysa onun gerçekten olabileceği zamanları önlem almak açısından da bilim ve tekniği dikkate almak gerekiyor. Şimdi merkezi iktidarın, Cumhurbaşkanı dahil, bakanlar dahil hepsinin söylemlerinde bir bilim ve tekniğe gönderme yok. Dolayısıyla bundan sonra depreme ilişkin alınacak önlemler, hazırlıkların hepsi işte bir kader ve teslimiyet yaklaşımıyla ele alınacaktır. O zaman da bu ülkenin başındaki en büyük afet aslında bu iktidarın sürekliliği. Yani dolayısıyla bu iktidar gitmeden, bu bilim ve tekniği rehber alabilecek bir yaklaşım gelmeden mümkün değil bütün bu olayları çözemeyiz. Ne demek teslimiyet, ne demek biz yapamıyoruz? Yani tabii ki depremin ne zaman olup olmayacağına dair tam saat veremiyorsunuz ama işte bilim insanları size 4 ay önce söylemiş, tam da nokta göstermiş. Sizin buna önlem almanız gerekiyor. Bu önlemi alamıyorsanız, bilimi ve tekniği burada yönlendiremiyorsanız büyük bir afet yaşanacağının sorumlusu sizsiniz. Maalesef bütün bunların, yaşadığımız bütün bu sürecin sorumluluğu siyasi olarak tartışılmak durumunda. Çünkü hazırlığı iktidarın kendisi yapması gerekiyor. Politikayı kendisinin belirlemesi gerekiyor. Bunların hiçbirini yapmıyorsa, yani bugün Elazığ'da yaşanan olay aslında İstanbul'da yaşanacak olayların, daha büyük olayların göstergesi. Ya o zaman insanlar tabii ki ciddi bir güvensizlik içerisinde olmaya başlıyor. İktidarın kendisine karşı bir güven problemi yaşıyoruz ve bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani deprem olacak ve buna bütün ülkenin hazır olması gerekiyor. Sadece kentlerin hazır olması değil, bakın bütün ülkenin hazır olması gerekiyor. Şimdi erken uyarı sisteminden tutun da çoklu riski azaltacak afet planlarının yapılması, bunların gerçekten devletin görevi. Ama bunları yaparken meslek odalarından görüş alacak, meslek odalarından destek alacak. Yani bu alanda çalışan bütün uzmanları dikkate alacak. Şimdi siz bunları dikkate almayacağınızı, doğa olaylarına teslim olacağınızı söylüyorsanız en büyük afet bu. Bugün karşı karşıya kaldığımız afet deprem, Elazığ'da yaşanan deprem değil bence. En büyük afet bu, çünkü bu depremin gelebileceğini öngörülmüş, bilim bunu söylemiş, teknik bunu söylemiş ama buna uygun ne önlem almışsınız ne de buna uygun bir yapı süreci tanımlamışsınız. Bakın bütün meslek odalarını devre dışı bıraktılar. Meslek odalarının görüşlerini dikkate almıyorlar. Mimarlar Odası'nın, İnşaat Mühendisleri Odası'nın, Jeoloji Mühendisleri Odası'nın tamamen denetimsiz bir süreç ortaya çıkarttılar. 2014'te Elazığ'da yapılan bütün deprem konutlarında büyük hasarlar olduğunu o dönemde de yazıldı, çizildi. Yani gerçekten sizden önceki programı izleyemedim ama orada söylenen şey çok doğru. Yani gelip bütün bu depremin afeti ve sonuçları yoksulların başına yıkılıyor. Yani yoksullar ölüyor bakın. Ama onların hiçbirinde böyle bir durum yok. Yani o zaman siz yapı üretim sürecini projelendirmesinden tasarlanmasına kadar yer seçimine, inşasına, müteahhitlerin kimin olup olmayacağına, malzemenin hangi malzemenin kullanıp kullanılmayacağına kadar meslek odalarını, teknik bilimi de içine alan bir denetim sistemi oluşturmanız gerekiyor. Ama bütün bunların hepsini devre dışı bıraktırdılar. Dolayısıyla buradan gerçekten yaşayacağımız bu doğa olaylarına karşı ciddi bir akılla müdahale edilecek bir yapı göremiyoruz. Yani üzüntü verici durum bu. Sonra da bunu sorgulayanların hepsi işte siyaset yapıyor oluyor. Evet, siyaset yapacağız. Çünkü tam da siz siyaset yapıyorsunuz bu noktada. Gereğini yapmıyorsunuz. Bu toplumun ihtiyacı olan şeyin gereğini yapmıyorsunuz. Siyaset yapıyorsunuz. Bilim insanlarını dinlemiyorsunuz. Meslek odalarını dinlemiyorsunuz. Yapılaşmaya açılmayacak yerleri yapılaşmaya açıyorsunuz. Göz göre göre bir binanın yıkılmasına seyirci kalıyorsunuz. Yani teknoloji bu kadar ilerlemişken, bir dakikanın, beş dakikanın, on dakikanın bile çok önemli olduğu bir anda siz binanın yıkılışına göz yumuyorsunuz. Yani o kadar mıdır bütün bu teknik şeyimizde yoksun muyuz biz bu kadar? Bu ülkenin mühendisleri, mimarları var. Ellerini taşın altına koyacak anında orada bir gerçekten güçlendirme sürecini koordine edecek bir şey olamaz mı? Bakın iş makinesi dayanıyor ve onu ayakta tutuyorsa sizin anında orada pratik olarak bir şey geliştirmeniz gerekiyor. O binanın altındakileri çıkartana kadar ayakta tutabileceğiniz bir sistem geliştirmeniz gerekiyor.
Bunu yapamıyorsunuz, ondan sonra da yani biz mi yaptık diyorsunuz. Vallahi bunlar gitmeden biz çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Çok teşekkür ederim Tezcan Karakuşcan'dan. Evet, yoksulluk meselesidir bu. Evet, aslında siyasettir bu. Çünkü siyaset yönetim biçiminizi, kimden yana olduğunuzu gösteriyorsa, en çok da burada çekilen fotoğraf sizin siyasetinizi ve yaşadıklarımızı ortaya koyar. Yani ikinci bölümde biz Mustafa Sönmez'le biraz daha politika konuşacağız. Çok tuhaf şeyler oldu çünkü. Özellikle Erdoğan'ın ve bakanların açıklamalarıyla yeniden sergilenen o kibirli iktidar davranışı her yerde gösterdi. Örnekleriyle, soyut değil, yorum değil, örnekleriyle vereceğim. Tezcan Karakuşcan'a da teşekkür ediyorum. Çok mücadele veriyor. Sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin her yeriyle ilgili. Bir mola efendim, moladan sonra görüşelim, olur mu?